Karabağlar Belediye Başkanımız Helin İnay ile yaptığımız sohbetin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz başkanım tekrar. Teşekkür ediyorum. Şimdi birinci bölümde çok güzel bilgiler verdiniz ama Karabağlar çok büyük bir ilçe. Çok fazla ihra, e, icraat var elbette. E, şimdi biraz daha icraat konuşalım isterseniz. Birinci bölümde de konuşmuştuk elbette. Bir doğal gaz problemi var Karabağların ve siz gelir gelmez hızlı bir şekilde bu probleme de el attınız. Neler yaptınız bu konuyla ilgili? Evet, e, Karabağlar'da kentsel dönüşüm ve gazar önemli sorunlar demiştik. Özellikle belli mahallelerimizde, 16 mahallemizde başta olmak üzere. Hı hı. Biz gelir gelmez İzmir gaz yetkilileriyle bir görüşme yaptık hemen. Bu kapsamda arkadaşlarımızla beraber alan çalışmalarımızı, planlama çalışmalarımızı yaptık. Ve şu anda hala İzmir gaz yetkilileriyle yapılan görüşme teknik ekibimiz. Bütün çalışma yapılabilecek sokaklar ve belediyemizin yapacağı çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri iletti. Meclisimizden bir karar çıkarttık. Tüm Çok meclis iyi. üyelerimizin oy birliğiyle birlikte bu kapsamda yetki alanımızdaki tüm alanlarla ilgili her türlü çalışmanın yapılması için gerekli yetkilendirmeleri verdik. Bunu hem İzmir Gaz Firması'na hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ilettik. Yine benzer şekilde tabii doğalgaz başka bir firma tarafından yapılması gereken bir yatırım. Belediyemizin tabii. sorumluluğu değil. Biz burada belediye olarak üzerimize düşen ne varsa gerçekleştireceğimiz ve tüm mahallelerimizin doğalgaz sorununun bir an önce çözülmesi için tüm adımları atacağımız... Bir yolu ilerlettik 6 ay boyunca. Şu anda da görüşmelerimiz devam ediyor. Ben hem İzmir Gaz firmasıyla yetkilileriyle teknik ekibimizle beraber de bu süreçleri birleştirerek Hande Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ve diğer kuruluşlarla olan tüm süreçlerde sonuna kadar bu mücadeleyi yürüterek işbirliğiyle çalışmalarla devam edeceğim. 5 yıl boyunca Karabağlar'da doğalgazsız hemen hemen hiçbir ev kalmaz diyebiliyor musunuz? Evet bizim hedefimiz o. Bunu söylüyoruz. Çok güzel bir Biz hedef. Biz belediye olarak bunun bu şekilde gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa sonuna kadar çalışmayı yapacağız. Hem İzmir Gaz Firması'ndan hem ilgili bakanlık ve kuruluşlardan yapılması gereken noktalarda da vatandaşımız Sözünü büyütmek için her türlü iletişimi sürdürerek doğalgazı olmayan mahalle kalmasın ve kalmadı cümlesini 5 yıl sonunda Karabağlar'da duyacağız. Şimdi icraat yapabilmek için bir de ekonomik yapı, ekonomik güç lazım. Şimdi birinci olarak Karabağların ekonomik yapısı nasıl diye sorayım. Bir de ikinci olarak... Biliyorsunuz belediyelerin üzerinde böyle bir SGK borçları kılıcı sallanmaya başladı. Hatta icralar gelmeye başladı. Bu konuda Karabağların durumu nasıl? Size de icra geldi mi ya da yapılandırdınız mı? Teşekkür ederim. Ülkenin ekonomisi her geçen gün o kadar kötüye gidiyor ki en önemli sorunumuz ve en önemli gündemimiz ekonomi. Çünkü ekonomiyle ilgili planlamayı yapmadan, Hiçbir çalışmanızı ortaya koymanız mümkün değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi bizim de planladığımız tüm yatırımlar ve çalışmalar bunun bütçeleri ve ekonomik modelinde yapılması üzerine kurulu. Göreve gelir gelmez biz bu modellerle ilgili planlamalarımız ve çalışmalarımızı ortaya koymuşken ve tüm olumsuz ekonomik koşullara rağmen hedefe ulaşmak için çalışmışken tasarruf tedbirleriyle biliyorsunuz karşı evet. karşıya kaldık. Dolayısıyla tüm yeni yatırımlarımız ve ihalelerimizin durdurulduğu bakanlık iznine bağlandı. Hatta araç kiralarken bile ya da herhangi bir malzeme satın alırken bile belli koşullarda aslında alanımızın daraltıldığı bir mekanizmanın içerisinde BDC hizmetlerini götürmeye çalışıyoruz ve götüreceğiz. Yani burada yeni çalışmalarımızı da sonuçlar ne olursa olsun devam ettireceğiz. Tabii bu değerlendirmede Nisan ayından bugüne ekonomideki değişimi de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyon, elektrik, ulaşım ve diğer maliyetlerdeki artışları da konuştuğumuzda vatandaşlarımız da bizi izlerken bunu görecektir. Nasıl dolabımızın dolması, pazar filemizin dolması her gün daha da zorlaşıyorsa belediyemizin de bütçesiyle ilgili sıkıntılar her gün gitgide zorlaşıyor. Ama bunların üzerinden gelmek ve birlikte mücadele etmek üzere bir yolumuz var. SGK borçları ile ilgili değerlendirmelerde, Karabağlar Belediyesi'nde göreve gelir gelmez çok sıkı bir mali disiplin süreci başlattık bizler. Hı hı. Araçların kullanımından ekipman anlamına kadar yatırımlar evet. ve diğer noktalarda da yatırımlarımızı hayata geçirebilmek için diğer tüm çalışmalarımızda zaten tasarruf tedbirlerini kendi İçimizde çok ciddi bir disiplinle uygulayan bir belediyeyiz biz. Tabii ki bu anlamda vergi borcu ile ilgili düzenlemelerimiz var. Bizim belediyemizin SGK borcu yok ha, çok ve bu iyi. kapsamda da düzenli ödemelerimizi gerçekleştirdiğimiz vergi borcuyla da ilgili aslında ödeyebileceğimiz noktada zaten planlamalarımız ve düzenli ödemelerimizi gerçekleştirdiğimiz bir süreçten bir bahsediyoruz. Bir haciz falan olmadı yani. Şöyle aslında baktığımızda kamu kuruluşunun belediyeler, kamu kuruluşları, kamu kuruluşlarının zorunlu olduğu hizmetleri yürütebilmek için piyasaya olan, yatırımlara olan ödemelerini öncelikli tuttu. Dolayısıyla devlete borçlandığı bir sistemden bahsediyorum. Aslında devletin bir cebinden bir cebine borçlandığı <laughs> bir sistemden bahsediyorum. Bu noktada ödeme planlarımızı yaptığımız ve mevcut durumda da zaten ödememek değil ama öncelikli ödemeleri, yatırımları yapmak üzerine yönlendirdiğimiz bir süreçte ne yazık ki sadece Karabağların değil, tüm belediyelerimizin yaşadığı bir olumsuzlukla karşılaştık. Bizim de İller Bankası paylarımızdan hemen kesintiler yapıldı ya da Haciz ve benzeri işlemler gibi uygulamalar tüm belediyelerimize geldi. Bu tabii kamuya hizmet etmek, vatandaşa hizmet etme noktasında bütçe önceliklerimizi de değiştiren bir süreç oldu. Gelirlerin yüzde kaçı gitti kabaca? yani? Şu anda kesintiyle. baktığımız zaman bizler de e, yapılandırma ve diğer süreçlerle ilgili İller Bankası'ndan aylık gelen payımızın neredeyse yüzde ellisinin yüz süreçleri. Ancak bunlar tabii görüşülen, konuşulan değerlendirmeler. Şu andaki süreçte bizler... Kendi mali disiplinimiz içerisinde bunu yönetmek üzerine adımları attık, değerlendirmeleri yapıyoruz. Zaten borçsuz bir belediye ya da yaptığı borcu kamuya hizmet için yapmış olan. Tabii. Dolayısıyla yine bu borcu devlete borçlandığı bir noktada biz tüm bu vergi borçları ile ilgili değerlendirmelerin herkese eşit şekilde uygulanması gerektiği. Dolayısıyla milyonlarca Son dolarlık vergi borçları affedilirken kamu hizmeti yapan belediyelerin üzerinde bu kadar büyük baskının, ne olduğunun, ne amaçla yapıldığının zaten vatandaşlarımız tarafından da değerlendirileceğini evet, düşünüyorum. Şimdi Karabağ'da yaşayan yurttaşlarımızı heyecanlandıran iki tane projeniz var. Bir tanesi pazar yeri projesi, hı hı. bir tanesi de Atatürk Gençlik Pro Merkezi evet. projesi. Bunlar ne aşamada? Evet. Yeşilyurt pazar yerimiz, kapalı pazar yerimiz aslında bir pazar kompleksi aynı zamanda. İnşaatı devam eden hatta e, Nisan ayında Mart ve Nisan ayında 2025 yılının Mart ve Nisan ayında e, normal bitiş süreci olan bir çalışma. Benzer şekilde Atatürk Gençlik Merkezimiz, Gençlik ve Spor Merkezimiz sadece Karabağlar için değil İzmir için de çok önemli bir proje. Hem ilçemizin hem de İzmir'in spor ihtiyacını, spor alanları ihtiyacını karşılayacak bir proje. Onu da 2025 yılında ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz. Her iki projede devam ediyor. Tabii ekonomik koşulları değerlendirdiğimizde başlangıç maliyetleriyle bugün karşı karşıya kaldığımız çok yükler arasında çok, çok fark var. Örneğin Atatürk Gençlik Merkezi'nin proje maliyetine baktığımız zaman şu anki maliyeti 25 buçuk üç katına çıkmış durumda. Bu da bu ülke iyi yönetilseydi, ekonomisi doğru yönetilseydi biz kara bağlarda buna benzer üç yatırımı daha yapabilirdik anlamına hmm. geliyor. Ancak e, her iki yatırımımız da devam edecek ve tamamlanacak. Biz bu anlamda her iki yatırımın sonunda da tüm bu ekonomik olumsuzluklara rağmen, mali kısıtlıklara rağmen inşaatları devam ettireceğimiz, çalışmaları yaratacağımız bir noktadayız. Gençlik merkezimizin daha erken açılışını gerçekleştireceğiz. 2025 yılı içerisinde de hem Karabağlara hem İzmir'e hizmet etmeye İki başlayacağız. İki büyük projenin açılışını evet, bir büyük yıl içinde Arda Arda yapacağız diyorsunuz. Büyükşehir Belediye'mizle beraber 2025 yılı içerisinde aktif bir şekilde güzel. kullanıma geçirmeyi planlıyoruz. Tabii Ülkede bugünden yarına ekonomik koşullar ne getirir belli olmaz. Ancak bizler sonuna kadar bu yatırımları gerçekleştireceğiz. Şu anda da çalışmalar Devam ediyorum. Bu bilgilendirmeyi de vereyim. Zaman zaman çünkü basında ya da kamuoyunda yatırımların durduğu yapılmayacağı gibi ifadeler var. Karabağlar için böyle bir durum yok. İki projemiz de gerçekleşecek. Ve biz özellikle gençlik merkezimizde o spor müsabakalarını birlikte izleyeceğimiz günleri bekliyoruz. Çok güzel. Bunun dışında yeni pazar yerleriyle ilgili bizlerin hedeflediği çalışmalar vardı. Çünkü pazar yerlerinin, kapalı pazar yerlerinin yapılması ve açılması ile ilgili süreçlerimiz var. Bunları da 2025 yılı ve devam eden yıllarda söz verdiğimiz gibi planlayarak yeni koşullara da yeni planlamalar getirerek gerçekleştireceğiz. Evet. Çok güzel. Şimdi tabii siz belediye başkanısınız, yerel bir yöneticisiniz. Projelerinizi anlatıyorsunuz. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki şimdi insanların birinci sorunu güvenlik oldu ne yazık ki özellikle de kadınların sizin de kadınlara çok hassas olduğunuzu biliyorum hem partinizin hem sizin. Peki bu güvenlik yönünde özellikle de kadınların güvenliği yönünde Karabağ'larda neler yapılıyor? Maalesef artık yerel yönetimlerin bu konulara da kafa yorması gerekiyor. Çünkü çok can, atı, can acıtıcı olaylar yaşıyoruz. Ard arda yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Artık kadınlar hani benim de bir kızım var. E, güvenlik argümanı düşünüyorlar yani ne, ne yapalım. Diye Aslında siz... şöyle söyleyelim bizim en temel ihtiyaçlarımız beslenme sağlık barınma ve güvenlik en temel tamam. en insani ihtiyaçlarımız ve haklarımız. Biz bu ihtiyaçların karşılanması için vergiler ödüyoruz. Bu vergilerde hükümet tarafından hem merkezi idarelerdeki bakanlıklara hem de belediyelerimize ödenekler çerçevesinde aktarılarak bizler kamu kuruluşları olarak kendi yetki alanlarımızda bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Belediyelerin, ilçe belediyelerin temel yetki alanında güvenlik yok. Bu İçişleri Bakanlığı'nın emniyet genel müdürlüğümüzün göre. Ancak bu aksaklıklar içerisinde tabii ki biz sosyal belediyecilik anlayışıyla karabağları güvenli hale getirirken sadece binalarımızı güvenli hale getirmek değil yaşamı güvenli hale getirme noktasında da ilave çalışmalar ve ilave destekler vermek durumundayız. Tabii bunların hayata geçme noktası nedir? Kadınlar, gençler ve çocuklar en çok etkilenenler bugün bu ülkede hayret ettiğimiz adına alamadığımız bir çürümüşlüğün içerisinde 2 yaşındaki çocuktan evet. 16 yaşındaki çocuklarımıza çocuklarımızın katil olduğu dehşet verici süreçleri yaşıyoruz. Kadınların hepimiz. sokakta yürüyemediği, Kadınların yürüyemediği? Evet. adım atamadığı, otobüste, otobüs durağında otobüs evet. bekleyemediği günlerdeyiz. Evet. Her birimiz bunu düşünüyoruz. Çocuklarımızı evden gönderirken geri dönecek mi, dönmeyecek evet. mi korkusunu yaşıyoruz. Evet. Bu noktada bizler ilçe belediyesi olarak da haklarımızın, sosyal tesislerimizin, sokaklarımızın güvenli olması adına kendi yapacağımız çalışmalarda destekler vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kadının susturulduğu, yok sayıldığı, ekonomik özgürlüğünün olmadığı bu nedenle de her türlü yaşadığı şiddet, ekonomik şiddet, toplumsal şiddet, taciz, tecavüz ve benzeri gibi adını ağzımıza almak istemediğimiz olaylara karşı da yalnız olmadığını göstermek için Karabağlar'da kadınların, çocukların, gençlerin yalnız olmadığını, bir arada olduğunu göstermek için çalışmalar yapıyoruz. Nedir bunlar? Bizler artık aile ortamından uzaklaştığımız, ailemizle bir yere gidemediğimiz, sohbet edemediğimiz günlerdeyiz. Sosyal tesislerimizi arttırmak, ekonomik olarak ailelere destek vermek, evet. eğitimler, diğer çalışmalar, hukuki desteklerle, psikososyal desteklerle. Yani insanların karabağlarda bir olmak. kadın ihtiyacı olan bir kadın, kolaylıkla karabağlar belediyesine ulaşabilir mi? Herhangi ulaşabilir. bir yardım için. Bu psikolojik ulaşabilir. olabilir, ekonomik olabilir. Bizim bu mekanizmalar e, açık mı? açık ve bizim e, belediyemiz bünyesindeki e, sosyal yardım işlerimizdeki biz kadın ve aile birimimizi oluşturmak üzerine bir çalışmada yaptık. Hatta kadın birimimiz ayrı, çocuk birimimiz ayrı olarak faaliyet gösterecek. Bundan sonraki planlamamız bu şekilde. Orada hem sosyal yardım uzmanlarımız, hem de diğer uzmanlarımızla beraber ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermek adına maddi manevi bizlerin yürüttüğü çalışmalar var. Bu tabii maddi destekler anlamında aslında en dezavantajlı gruplar olan kadınlar, çocuklar ve gençlerle ilgili askıda mobilya, askıda kitap, askıda kıyafet evet. ve e, yemek ve Yani belediyemize başvursun diyorsunuz. Kesinlikle başvursunlar. Zor kalan kadınlar. Dedi. Biz kimseyi yalnız bırakmayan bir belediyeyiz her türlü süreçte tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Çünkü Karabağlar'da bir aile diye konuşuyoruz. Harika. Bu noktada herkesin ihtiyaç duyduğu her alanda belediyemizden bir cevap alacağı, bir el uzanacağı süreçteyiz. Başkanım zaman su gibi aktı. Gerçekten çok önemli icraatlarınız var. Sizi başka yayınlarda da ağırlayalım. İki bölüm yaptığımız halde zamanımız tükendi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Karabağlar Belediye Başkanımız Sayın Helil İnay Kınay'dı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E